yargılama yapan ve kamuoyunu tatmin eden bir gelişme yaşanmıyor. Eğer bu ülkede bağımsız yargı vardıysa, ülkenin İçişleri Bakanı bir siyasetçiye 10 bin dolar rüşvet veriliyor dedi. Bu siyasetçinin sonradan mevcut milletvekili olmadığı bizim çabalarımızla, aşırı ısrarımızla, genel başkanımızın bastırmasıyla ortaya çıktı. Mevcut milletvekilleri kendini aklanmış kabul ediyor bu iddiadan. Ama geçmiş dönem milletvekilleri, AK Parti MKYK üyesi orada duruyor ve bu isim konusunda gidip savcıya bir şey söylenmiyor. Savcı bu konuda soruşturma açmıyor. Nasıl olacak bu iş? Meclis Başkanı'nın bildiği, İçişleri Bakanı'nın bildiği, aslında hepimizin bildiği bir mesele. Sicilya'ya döndürdüler memleketi. Dünyada iki kişinin bildiği sır değildir. Bir tek Palermo'da herkesin bildiği sırlar vardır. Bir de Türkiye'de var. Hepimizin bildiği bir sır ve harekete geçmeyen bir savcı var. Eğer bağımsız yargı varsa, ortaya saçılan bunca iddia varken Sezgin Baran Korkmaz'ın İçişleri Bakanlığı'na çağrılıp kaç evladım deyip ertesi gün ülkeyi terk ettiği ortadayken bir savcının çıkıp MOBESE kayıtlarına, bakanlık ziyaretçi defterine, bakanlık kamera kayıtlarına ulaşması gerekirken herkes hepimizin bildiği bu sırrı oturup susuyorsa bu ülkede yargı bağımsızlığından bahsedilemez. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, alt mahkemelerin direndiği, yeniden karar alınmak zorunda kalındığı bir ülkede yargı bağımsızlığından bahsedilemez. Bir bakan diyor ki 7 yıldır susuyorum, düğüm düğüm boğazım. Hakkımdaki tapeler doğruydu. Konuşmak istiyorum. Cesur, adil bir savcı aranıyor. Bu savcı Türkiye'de bulunamıyor ama Abdülhamit Gül orada oturuyor ve yargı bağımsızlığından dem vuruyor. Ruslar Pekcan kendi bakanlığına dezenfektan satan, hatta bozuk dezenfektan sattığı anlaşılan ve hatta bugün eski ortakları tarafından hakkında suç duyurusunda bulundurulan bakanla ilgili mecliste soruşturma komisyonu yok. Suçun diğer unsurları açısından savcılar kör, sağır, dilsiz, üç maymunu oynuyorlar. Burada mı yargı bağımsızlığından bahsedeceğiz? Ve dün Adalet Bakanı'nın ibretle takip etmesi gereken bir olay oldu. İçişleri Bakanı'na zaten söyleyecek söz yok. Çorlu tren kazası, acılı anne Mısra Öz, göya polisleri darp etmiş. Polisler mahkemede dediler ki, bizi darp edenler bunlar değil, kişisel bir husumetimiz yok. Bize şikayetçi ol dendi, emir komuta zinciri içinde şikayetçi olduk, şikayetimi geri alıyorum dedi. Çıktı, küçücük evladını tren kazasında kaybeden ve adalet arayışının o sembol ismi Mısra Öz basın açıklaması yapıyor. Böyle mikrofonlar tutulmuş, gazeteciler ne oldu içeride diyor, sor bunu. Koşa koşa gelen bir amir, burada açıklama yapamazsınız, gidin sosyal medyadan yapın, dağıtın bunlara, dağıtın. Mahkemeden çıkınca mahkemede olanları, açık yargılama olan bir mahkemede olanları, kamu adına soru soran basın mensubuna yanıtlamanın yapılamadığı, buna izin verilmeyen bir ülkeye dönüştük Türkiye. Bir diğeri dünyanın neresinde vardır örnek göstersinler. Burada açıklama yapamazsınız. Mahkemenin önünde acılı anne açıklama yapmayacak da nerede açıklama yapacak? İçişleri Bakanı'nın ülkeyi getirdiği nokta, Suç İşleri Bakanı'nın ülkeyi getirdiği nokta, adaletin tecellisi için umutların tükendiği yerde kamuya derdini anlatmaya çalışan bir anneye yapılan muamele ortadadır. Tabii biraz önce değindik. Bu ülke AK Parti döneminde gerçekten ilklerle tanıştı. Bir tanesi partili genelkurmay başkanıydı. Bir gün paravanın arkasından çıktı. Bir baktık üniforma çıkmış, kravatı takmış, AK Partili bakan olmuş. Şimdi AK Parti kongrelerinde geziyor. İkincisi de partili Diyanet İşleri Başkanı'dır Ali Erbaş. Partili Diyanet İşleri Başkanı bir partinin yararına Atatürk'ün kurduğu kurumun üstüne kamu adına geçirdiği dini sembolize eden üzerindeki kıyafetin kendine sağladığı, kamuoyunda sağlaması beklenen güven bir partinin lehine kullanılmaya çalışılmaktadır. Ali Erbaş yerli yersiz her konuda açıklamaya zorlanmakta.
kendisine birilerinin bir laf söylemesi beklenmekte ve buradan gördünüz mü bunlar dinimize karşı. Ali Erbaş adeta futbolda rakibine çamur yapan, bana bir tekme atsa da oyundan attırsak diye rakibine kırmızı kart aldırtmaya çalışan özel görevlendirilmiş bir kötü niyetli futbolcu gibi siyaset sahnesinde dolaşmaktadır. Oysa onun yeri siyaset sahnesi değildir. Onun rehberi Kur'ansa Kur'an Allah kelamıdır. Oysa o reis kelamıyla hareket etmektedir. Ne işi vardır Diyarbakır'a gitmiş, kanaat önderlerini toplamış, bir partinin genel başkanını aramış, mikrofondan hitap ediyorlar. Neden? Muhafazakar Kürtler AKP'den uzaklaşıyormuş. Son kamuoyu anketi onu gösteriyor. Muhafazakar Kürtler AKP'yi bıraktı anketini gördüler. Ali Erbaş Diyarbakır'da kanaat önderleriyle görüşüyor. Bir partinin genel başkanı da siyasi konuşma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın telefonunun hoparlöründen. Yazıklar olsun, başka söylenecek bir söz yok. Ne yapmaya çalıştığınızın farkındayız. Geçen hafta istakoz resplası veriyor. Soran var sanki. Soran varsa soranı söyle. Bu hafta açık büfe fetvası. İsrafa kaçmadıkça açık büfe helalmiş. Soran mı var? Soran varsa o soran salağa söyle. Ama bizi salak yerine koyma. Bir israf fetvası vereceksen önce bindiğin Mercedes'ten başla. 5 milyon TL'lik Mercedes'e bin. Oyun konsolları bilmem neler her türlü donanım fazlasıyla var. Milletin parasıyla o Mercedes'e binmek israf değil. O mu israf, bu mu israf? Ormanlar cayır cayır yanarken 13 uçağa gerek yok, bir tane yeter. Bu uçakların yerine keşke orman söndürme, orman yangını söndürme uçağı alsaydınız. Bu kadar uçak israf demesen kendi cumhurbaşkanlığınızın bile 90 katı, 100 katı, 130 katı örtülü öceneye israf deme. Menüye baktım, 10 taneden 9'unun adını sarayın menüsünde gördüm. Efulileri, smoothie'leri, ejder meyvelerine israf deme. Millete düğün yapmak yasakken, millete oruç açarken toplanmak, bir arada iftar yapmayı yasaklanan genelgeden 16 saat sonra saraydaki o lüks ve müzikli iftar sofralarına, misafir ağırlanan iftar sofralarına israf deme. Sonra dön, açık büfe israf mı değil mi? Ya git işine. Vatandaşın böyle bir derdi yok. Vatandaşın derdi kendi mutfağındaki yangın, ocağındaki yangın. Manisa'daki bağdaki üzüm üreticisinin, Karadeniz'deki fındık üreticisinin, çay üreticisinin, İç Anadolu'daki patates üreticisinin, Akdeniz'deki narenciye üreticisinin, Güneydoğu'daki buğday üreticisinin mutfağında yangın var, ocağında yangın var, yüreğinde yangın var. Sen bunlardan haber ver, ondan sonra gel başka konularda konuş. Bu meselenin tamamen ve tamamen bir gündem saptırma, suni gündem yaratma, gündemde bir din adamını tutarak esas sıkıntıların konuşulmasına engel olma çabası olduğunu farkındayız. O yüzden biz gerçek gündemi konuşuyoruz. Partili Diyanet İşleri Başkanı kendi günahını bir kere başka tarafta toplasın. Bu ülkede